Başkan Erdoğan ticari aracını yenilemek isteyen esnaftan ÖTV alınmayacağını duyurdu. Aracını değiştirmeyi düşünenler hemen hesap yapmaya başladılar. ÖTV muafiyetinin ceplere nasıl yansıyacağı da belli oldu. ÖTV indirimi yarar mı size? Çok yarar abi. Olur, taksiciler için niye olmasın? ÖTV indirimi iyi olur. Değişir mi araçlar? Değişir, çoğu değiştirir. Ticari araçlar ÖTV'den muaf tutuldu. En çok taksiciler sevindi. Trafikte yıllardır yıpranan araçlarını yenileme imkanına kavuştular. Cumhurbaşkanımızın bir önceki indiriminden yararlanmıştık. Şimdi inşallah tekrar yararlanacağız. ÖTV düzenlemesi şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, çekici ve kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafı ilgilendiriyor. Ben şoförüm de yani... Bizim patron da değiştirmeyi düşünüyor. Bir markaya baktım. Bir markada da sadece hemen hemen bir 400 bin liralık bir fark ediyor. Araba ne kadar? Araba 890 bin lira. 400 bin lira falan arada fark ediyor. Ya da bu da bizim için iyi bir şey. Ticari taşımacılık yapan esnaf araç yenilerken satış bedelinin üzerine ÖTV ödemeyecek. Sadece KDV ödeyerek sıfır araç satın alabilecek. Bu ekonomi de biraz zor, fiyatlar yüksekken. Minibüste %9, midibüste %4, otobüste %1 ÖTV. Yani aldıkları araca göre her birinde farklı olan ve tutarda indirim olacak. Örnekle anlatacak olursak 1600 cc'ye kadar ve 600 bin liralık bir aracın ÖTV'si 225.989 lira, ancak ÖTV düşeceği için KDV de aşağı inecek ve esnafın cebinde 266 bin liradan fazla para kalacak. 1 milyonluk bir araç herhalde 600-700 bin liraya satılır yani. ÖTV muafiyetinden yararlanmak için hemen bayilere koştular. Aldıkları cevapsa bekledikleri gibi değildi. ÖTV geldi de araç yok ortada. Ben sana diyor bir gün sıfır araç yazarım ama 6 ay sonra 7 ay sonrasına diyor gün veririm diyor. ÖTV muafiyetiyle alınan araçlar 3 yıl boyunca satılamayacak.